Çok şükür. İyi yaşa. Hep beraber inşallah. Hep beraber derken yani aynı aynı çağ anlamında. Yani aynı anda aynı şeyi yaşayalım. Hani aynı evde falan takılalım bilmem ne, o manada şey olmasın. Yani. Yani benim yaşadığım gibi sen de iyi yaşa. Nerede yaşıyorsan yaşa. Nerede yaşıyorsa orada yaşa. Ya bir de onunla mı uğraşacağım ben? Ama iyi yaşa yani. İyi ya, iyi yaşa. İyi yaşa. Ya çok da yaşama yani aslında. Aslında fazla da yaşama. Evet, fazla da çok da yaşama yani. Çünkü yaşa basıyor insan yani. Yaşadıkça yaşa basıyor. Hoş geldiniz saygıdeğer Standart FM dinleyicileri. Evet. Hoş geldiniz. Kaybedenler Kulübü 2023-14 nolu. Evet. Nisa'da Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında değerli dostum Mete Onduk ve Kaan Çaydamlı canlı yayındayız. Oldukça serin, hafif evet. Rüzgarlı, beklenmedik yoğunlukta bir Kadıköy akşamı hüküm sürüyor dışarıda. Bundan yaklaşık 8 yıl önce Kadıköy Belediyesi Bahçeler ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün Standart Evim'in köşesine diktiği Kaybedenler ağacı. Bayağı gelişmiş bir şekilde. Evet, şu anda radyonun ikinci katta olduğunu düşünürsek ikinci katı da geçmiş durumda. Bu bizden çok yaşayacak. Ben sana söyleyeyim. Bu arada ben bu arada Kadıköy Belediyesi'nde bu anlamda bir eleştiride bulunmak istiyorum. Yani estağfurullah. Siz buraya gelmişsiniz. Daha doğrusu biz çağırdığımız için. Evet. Gelmişsiniz buraya bir ağaç dikmişsiniz. Evet. Şunun altına bir plaket çakın kardeşim. Evet. Bu bir Kaybedenler Kulübü ağacıdır. Ağacı ve armağanıdır diyor. Evet, Kaybedenler Kulübü. Yani bu kadar mı zor ya? Gerçi Amir o. Yani bu konuyu ben belediyeyle defalarca konuştum. Belediye başkan yardımcısı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı yardımcısı. Belediye başkan yardımcısının şeyi kız kardeşinin şeyi kalem müdürü de bir akşam yemeğe çıktım. Bu konuyu görüşmek üzere. Detaylıca görüşelim dedim. Özellikle kız kardeşiyle mi? Evet. Evet, onu anladım. Sonra sakladığınız için hemen anladım onu. Evet. Ben şu soruyu açıkça sordum. Yani tamam hani Kaybedenler Kulübü hani Kadıköy üzerine bir katkısı oldu. Şüphesiz yani Kadıköylülük, Kadıköy gibi. Yani bunu estağfurullah canım siz nereden çıkartıyorsunuz? Yani? Bunu cisimleştirmek için böyle bir şey yapmanız da çok hocam ama niye osuruk ağacı diktiniz kardeşim yani? Ihlamur diker insan bir. Hayır, ihlamur da diktirdik de hani onun karşısına niye bir osuruk ağacı diktiriyorsunuz? Evet. Yani neyi anlatmaya çalışıyorsunuz bu karşılıklı iki ağaç şeyinde? Evet, ıhlamurlu osuruk yani ikisi de kokusuyla bilinen koku imzalı. Ne demeye getiriyorsunuz? Ne demeye yani getiriyorsunuz da geliyor işte. Burada bir alt metin mi var, bir şey mi var diye sordum. Bunu konuşmak istemiyorum bu konuyu dedi. Dedim halk içinde mi yani public? Restorandayız sonuçta. Evet dedi halk içinde. Ne yaptınız? Simit sarayında simit mi yiyordunuz? Yok şeyde Big Chef'te Hünkar Beyendi üzerine kekikli mantar yiyorduk. Garip bir ismi vardı onun. Dedim o zaman da public olmayan bir yere geçelim. O zaman da benim teras daha yeni açılmıştı. Evin teras. Ev terası yeni açmıştım yani. Şey, evet. 80'li yılların başı herhalde.
80'li yılların başı. Dedim terasta oturalım. Hem uzun oturma şansımız var. Yani uzun oturma derken daha uzun oturma şansımız var. Rahat. Hem de dedim bir iki adam gibi bir şey içeriz dedim. Yani bayağı uzun konuştuk bu konuları. Hayat üzerine konuştuk. Kadınlar üzerine konuştuk. Özellikle siz şu şurası olmayan sütyenlere ne diyorsunuz? Sütyen. Evet. Sırf şuradan gelen trapez mi? Antrapez mi? Trapez. Saint-Tropez. Çok sevdiğim bir yer, evet. Saint-Tropez sütyenler üzerine konuştuk. Bu konuda çok bilgilendim. Şuradan ayırmalı. Onlar işte çeşit çeşitmiş. Onlar kimi göğüsten kimi sırttan ayrılırız tek parmakla. Evet. Öyleymiş. Bayağı ben çok yeteneksiz olduğum için bu konuda. Estağfurullah. Antrenman yapma şansım oldu bayağı. Saint-Tropez sütyenler üzerine. Ne anlatıyordum ben? Çok iyi, bilmiyorum. Hoş. Nereden geldik? Çok hoş. Bu kısmı çok hoşuma gitti benim. Şey yapamadım ama. Öyle yani. İyiymiş. Evet. Bir küçük nefes alalım, bir şey yapacağım abi. Bir işim var. Vav. Wow, çok hoşuma gitti. Kaybedenler Kulübü. Salı. Perşembe. Evet, daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-14 ne oldu? Nisa'yla Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Bugün birkaç notumuzu hatırlatalım. Öncelikle bize canlı yayında katılmak için fm.standart Instagram hesabından bir mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Telefon numaranız, adınız ve... Evet, bu kısmı önemli. Yani sakıncası yoksa da aradığınız bölge yazmanız yeterli olacak. Lütfen. Yaklaşık 4 ay kadar oldu. Kaybedenler Kulübü'nün bir artık official dediğimiz yani resmi YouTube kanalı var. Lütfen bu kanalda yayınladığımız resmi ve tek yayınları kaçırdıklarınızı ya da bir daha dinlemek istediklerinizi takip edin ve YouTube kanalımızı da likelayarak üye olun. Çünkü bu üyelikler ileride size başka anlamlarda da yüksek makamda geri dönecektir. Bundan da emin olun. Evet. Yani yol, su ve elektrik olarak olmasa bile köprü. Yani hiçbir şey yapamazsak bir köprü yaparız. Bugün bir de bir kapı, bir başka bir kapıyı açar. Bir de yani, kartlardan kartlara köprü olmak çok önemli amir. Öyle değil mi yani? Öyle mi ya? Evet. Öyle yani, öyle. Öyleymiş yani. Abi, hoşuma gitti. Şu yani an bir an düşündüm, o da hoşuma gitti. Dediğim gibi ben kalbi şeyde güveç şeyinde severim yani. Ben de kalbi yahni olarak yani, severim. Güveç yani. Toprak güveç şey yani biraz uzun yani ne deniyor ona karojen mi içinde bulunan o insanın dudağına yapış yapan şeyi açığa çıkar. Yani iç ısısının 78 dereceye kadar çıktı ve o civarlarda bir saat kadar. Fahrenheit mi o? Yok şey Celsius. Hoşuma gitti 78. 78 iyi. 68 de iyidir ama. Ya 68 civarı benim zaten kulunçlarım açılıyor. Ya. Ben 68'i kadın da severim. 78'i söylemeyin. Duymak istemiyorum. Ya 78'i yürek iç ısısı. Ya şey.
fırında yürek yani acısısı olarak şey yaparım. Severim yani öyle. Evet, evet. Öyle doğmuşum, ne yapayım? Ya, çok hoş. Bence harika. Bu akşamki programımızda takip edenlerimizin alışık olacağı bir handikaplı, aşırı handikaplı açık arttırmamız da var. Evet. Bu amirim, bu arada hakikaten harika bir nesne. Evet. Kaybedenler Kulübü 1990 official defteri. En sevdiğim çizgisiz evet. Ya da karesiz. Evet. Erol Egemen tasarımı. Harika bir defter. De. Evet. Bu gece başı, ortası ve sonu belli olan bir hikayenin gerisi boş defterini bir dinleyicimize, bir gönül verenimize armağan edeceğiz. Yani tam olarak gönül verenimize değil de yani bugün işte Temmuz itibarıyla biliyorsunuz alkollü içeceklere %40 oranında zam gelecek. Ne dinlerler. Ki bu çok normal yani günümüzde yani alkol bence üretilmesi o kadar zor, hani meşakkatli bir şey ki böyle bu kadar düzenli zam yapılması çok ben doğru buluyorum yani. Hatta %80 falan olsa diye düşünüyordum, arkadaşlarla oturduk. Ya %200 civarında zam yapılsa mesela düşüneyim ben. Yani, yani çok fena olmazdı yani. Ya benzinden ucuz mu olsun abiciğim? Yani şimdi bu da bir yani bu toprak bu be. Toprak bu yani. Da mazot. Topraktan yani. Bir başka şey yani. Bir benzin değilse de bir mazot. Bir yakıt yani sonuç itibariyle. Evet. Dolayısıyla hala da en ucuz bira fiyatı olan 37 TL'lik bir bağışta bu handikaplı şeye katılabilirsiniz. Standart FM'in internet sayfasında ki radyoma destek. Evet, radyoma destek hattından. Aslında bu hoş bir gelenek olarak bu ikincisi olacak. Bugün canlı yayında bu deftere yazılacak olan şeyin ilk cümlesi, son cümlesi ve orta cümlesini hep beraber belirleyeceğiz, yazacağız. Belki de dinleyicilerimizden alacağız. Belki de alacağız ve hani ve şöyle bir iddiamız var. Bu defteri doldurup bir hikaye, bir öykü, bir roman ya da tanımlanamaz bir metin evet olarak bize gönderen, geri gönderen olursa radyoda özel bir şeyle bu metini okuyacağız. Eğer sonuna kadar okuyabiliyorsak yayınlarız amir bu. Evet, kitap olarak da yayınlayacağız. Böyle bir hani bir gelenek, bir kaybeden proje. Evet. En sevdiğimiz şeylerden. Böyle şeyleri severiz biz. Böyle şeyler yapalım. Bunun için ben tekrar edeyim. Standart FM'in bizi dinlediğiniz web sayfasında bir radyoma destek kısmı göreceksiniz. Oradan bir başlangıç desteği yaparak bu geceki handikaplı oyunumuza dahil olabilirsiniz. Lütfen Kaybedenler Kulübü'nün official YouTube kanalından bizi takibe devam ediniz ve bu gece boyunca canlı yayında bize katılmak ister ya dilerseniz fm.standart kodlu Instagram hesabımızdan lütfen bize bir direkt mesaj gönderiniz. Bu mesaja lütfen, yine lütfen telefon numaranızı ve gıyabında adınızı en azından yazmayı unutmayın ki size rahatça ulaşalım. Kaybedenler Kulübü'nün tüm tarihinde olduğu gibi gece boyunca 3 önemli konu üzerinde duracağız. Evet. Bunlar zaman zaman lafını ettiğimiz adını isimsiz kahramanlar oldukları için adını anmadığımız Kaybedenler Kulübü metin yazarları tarafından belirlenmiş. Evet. 3 önemli konumuz var. İlk defa ben karşılaştım. Gerçekten ilk defa konuşacağız bu gece. Bu gece metin yazarlarımızın
belirlediği konularımız hayat, kadınlar ve aşk. Allah Allah. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Hayat konuşuyoruz. Evet. Arada geçiyor çünkü hayat bu yani. Akıyor çünkü. Ama kadınlar... Ama yani ben mesela hiç uzun zamandır ilgi alanım dışında. Yani. Mesela kadınlar hiç konuşuyorsun yok. Yani burada mesela itiraz etsem ben şu an. Ya bir şansın yok çünkü sen sonuç itibariyle bir sunucusun burada yani. Bir spikersin. Neye yani itiraz edeceğim? Mesela şurada mesela bir şey yazıyor mesela. Kadınları hoş görün 3 nokta yazmış. Parantez içinde de burayı biraz gülümseyerek konuşun yazmış. Mesela ben bunun nesini hoş görüyorum? Kadınları hoş gör. Yani gözüne hoş gözüksün anlamında belki yani. Hayır ama belki bunu yazan bir kadın. Ben mesela kendimi orada şeyden kurtaramıyorum. Bu Metin yazarı mesela. Hı-hı. Altına da ben Metin, benim adım Metin, soyadım Solmaz yazsa anlarım. Hı-hı. Ama orada öyle bir şey de yok. Mesela ben ayar oluyorum buna. Anladım. Bunu bir istersen bir toplantıda konuşalım ya da hatta bir dinleyenimiz var istersen ona soralım. Allah Allah. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Biraz beklettik seni, kusura bakma. Hatta. Hiç sorun yok. Kimle görüşüyoruz acaba? Ben tam takip edemedim çünkü. Benim adım Sıla. Siyah. Sıla. Ha, Sıla. Evet. Sıla. Sıla, nereden arıyorsun bizi? Ankara'dan arıyorum. Çok yağmur var mı orada ya? Ha, yok, hava bugün güzel. Ama geçen hafta bayağı vardı. Sıla, kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? Biraz tanıyabilir miyiz? Ben öğrenciyim. 20 yaşındayım. İyi, 20. 20 iyi. Adult, adult diyoruz. Evet, adult. Ne okuyorsun Sıla? Eczacılık. O da güzel. O da iyi. Evet. Mesela benim hayatımda hiç şey olmadı, eczacı şeyim, yakınım olmadı. Bir tane, iki tane doktor, bir tane simyacı oldu. Daha sonra o alan değiştirdi, kimyaya geçti. Simyadan kimyaya geçti. Yakın onlar zaten. Ama çok zaman oldu bunların üzerinden geçirdi. Çok zaman geçti yani, hayal meyal hatırlıyorum. Yeni başladın herhalde eczacılığa. Siz üzerinden geçelim mi yoksa... Evet. Mevzuların üzerinden geçelim mi? Komple yani hem... Yani, altlar yani üstünden geçeri çok oldu. Evet Sıla, seni dinliyoruz. Buyur. Evet, ne anlatabilirim, ne anlatayım? Ya bir şey anlatmak zorunda değilsin. Sonuçta farmakoloji okuyorsunuz değil mi öz itibariyle? Evet. Tamam, mesela farmako ne demek? Ya herhalde loji olur, farmakoloji. Tam şeyi nedir onun? İlaç. İlaç demek. Farma. İlaç bilimi değil mi? Farma. Farma değil mi? Farma. Farm değil yani. Değil. Ne ben çiftlikten şundan bundan gelmiyor. Yok yani. Değil. Farma. Evet. Farmakoloji. Hı hı. Bir tür kimyacılık işi yani. Bir tür. Bilmiyorum ki, ben Sıla bize anlatacak diye bekliyorum ama. Evet. Nasıl ilaç yapıyorsunuz? İlaç daha henüz yapmıyoruz. Ben daha ikinci sınıfım. Kaçıncı sınıfta yapacaksınız? 4. sınıfta yapacağım ama ben okulu bir yıl uzattığım için. 5. sınıfta. 1. sınıfım yani. Şey, sindire sindire okuyorsun yani. Aynen. Ben mesela şu böyle bir şeyi neyse ki okumamışım. Ya da keşke biraz daha okusaydım. Çünkü ben 6 sene Romanya'da 1930'lu yılların sonunda 38-42 savaştan hemen önce, ikinci büyük harpten hemen önce kimya okudum. Yani oradaki adı
tam o zaman tam kimya denmiyordu. Biyokimya gibi bir şeydi. Çok enteresandı. Mesela hayvanları biraz kesip bugün şimdi şeyler üzerine alınmasın. Veganlar, vejetaryenler hayvanları kesip birazcık iç dokularından bir takım kimyevi şeyler üretmeye çalışıp onları özellikle dişi insan üzerinde test edip bir yerlere varmaya çalışıyorduk. Yani okul olarak mı yoksa kişisel olarak mı? Ben kişisel. Onu öyle tahmin ettim ben de çünkü. Yani. Daha sonra ben sınır dışı eğildim. Bu zaman sınırlar da şeydi tabii daha belirgindi yani. Tabii yani oradan Bulgaristan'a şey yaptılar beni. Neyse ki anneannemin Bulgaristan'da çok gelişmiş bir şeyi var. Toprak bütünlüğü. Biz o zamanlar Bulgaristan'da soyadımız da Balkanlı olarak biliniyor. Bir yerimiz vardı. Neyse ki anneannemini oradan çıkarttı. Sonra beni İstanbul'a sürdüler. Kadıköy'e sürdüler. Sürgün olarak geldi yani. Ben o gün bugün mesela sürgünümdür. Belki kalkmıştır, bitmiştir sürgün şeyin. Vallahi hiç kontrol etmek aklıma gelmiyor. Hayatımdan memnunum. E-nabızdan falan bir bak istersen E-Devlet, E-Nabız. Oralardan bakılıyor böyle şey. E-Devlet'e bakıyorum orada emekliliğime. Devam. Şey yok yani. Yani hiçbir şey yok. Adli bir durumum da yok. Çok iyi. Dolayısıyla sıla hani... yani bu işler sıla şey. Sana niye Sıla ismini koymuşlar ya? Sıla hani bir özlem. Evet bir gurbetçi bir gurbet şeyimiz var mı? Şey var ya göçmen falan var. Mısınız? Hayır babam Ardahanlıymış. Çanakkale'de doğup büyümüş. Baban nereliymiş? Nerede ondan? Nereliymiş? Ardahan. Aynen. E tamam zaten genellikle Gürcü. Kazak taraftan Türk Ermeni Türk Çerkes Türk Kafkas larda kullanılan isimdir Sıla. Dolayısıyla bir ismin devamı çok önemli bir şeydir. Evet. Tabii ki. Ve bir şey anlatır. Kültürel bir aktarım sonuç itibariyle. Evet. Sana da hayatta şey değil dileyelim. Evet. Önün açık olsun. Önün açık olsun evet. Ailenle mi yaşıyorsun yoksa bekar öğrenci evi falan gibi bir durum mu? Öğrenci evimdeyim. Kim? Arkadaşım da var yanımda. Kim? Arkadaşım var bir tane. Erkek Zavalli'ye. Mi? Hayır kız. Niye? Adı ne? Şevval. Niye? Niye yani? Ben niye Bak, anlamıyorum? Niye? Sen nasıl anlıyorsun da ben anlamıyorum işte. Şevval miymiş adı? Evet Şevval. Doğru mu anladım? Doğru anladım. Vay be. İsteyince bazı şeyleri yapabiliyorsun abi sen de. Şey yasağı var mı evinizde mesela erkek arkadaş getirme yasağı? Hayır arada bir komşular şikayet ediyor ama çok da dinlemiyoruz. İyi, ben mesela yarın sabah gelsem size kahvaltıya. Hı. Ama senin Dur. Sana bakınca zaten erkek arkadaş şeyi... Kontenjanına sokmaz seni. Ha, dedesi geldi. Dedesi geldi. Bu da topraktan mı çıkmış olan derler böyle. Ya da gözü toprakta. Çok teşekkür ederim göreceğiniz şu an. Yani rahat gidebilirsin yani o yok, anda. Yok ben rahat gidiyorum da tamam. Hiçbir soru yok. Nasıl peki şey? Seks hayatınız nasıl? Güzel. İyi. Daha değil. Çok iyi, güzel. Ben mesela çok hoş diyorum böyle şeyler. Evet. Yani okulu bir yıl değil, iki yıl bile uzatabilecek kadar iyi o zaman demek ki. Benim de Ankara'da bir seks hayatım olmuştu bir zaman bundan. Yıllar önce. Değil mi? Evet. Ankara mı? Ha. Olmuştu. Ben Ankara'da iki defa terk edildim abi. Biri şeyde, kumsal meyhanesinde. Ankara'da kumsal var mı ya? Yok ama meyhanesi var. Var.
Sonra tekrar yine kursa meyhanesinde terk edildim. Aynı kişi tarafından iki farklı zaman diliminde aynı mekanda terk edildim. Bu bence bence konuşmaya değer bir şey, biliyor musun? Evet. Sevgilin var mı, yani düzenli bir ilişkin var mı? Sevgilim var, evet. Ama düzenli ilişkiniz mi yok? Düzenli ilişkimiz de var. Nasıl mesela düzeniniz? Ne anlamda? Yani düzen yani. Ben 20 yaşımdayken mesela 10 günün 8'inde düzenli şeydim, ilişkideydim. Düzenli ilişki, 10'da 8. Çok iyi, çok iyiymiş. Çarpı 3. 3 vakit. Bizimki de 10'da 6. İyi, 10'da 6. 10'da 6 da çok iyi, çok iyi. Bu devirde çok iyi performans. Doğran. Evet, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şevva'ya da çok selam. Çok selam gerçekten. Çok memnun olduk. Çok sevindik tanıştığımıza. Ben çok memnun oldum. Tekrar görüşürüz umarım. Arada ara bizi. Çav çav. Görüşürüz. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM'de. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mete Onluk bu gece de Standart FM Kadıköy Merkez Stüdyo'da 2023-14 Nolu Nisa için burada huzurunuzda canlı yayındayız. Evet, canlı. Bu gece boyunca bize Instagram üzerinden, Standart FM'in Instagram üzerinden bir direkt mesajla dahil olmanız mümkün. Canlı yayında bize katılmanız. Her neredeyseniz ve ne kadar düşünüyorsanız o kadar bize dahil olmanız mümkün. Bize bir kısa mesajla telefon numaranızı ve nereden bizi aradığınızı lütfen yazarsınız. Bu çok kolay olacak. Haftalarda söylediğimiz gibi yeni bir YouTube kanalımız var. Kaybedenler Kulübü Official kanalımızda. Bundan önceki nice programlarımıza denk gelmeniz, kaçırdıklarınız ve tekrar dinlemek istediğiniz, kendinizi duymak istediğiniz yerler olabilir. Lütfen YouTube'dan buna dahil olunuz. Evet, destek veriniz. Hatta bir dinleyenimiz var. Melisa kod adıyla. Melisa kod adıyla kim? Alo. 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 Sesiniz gelmiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar Melisa. İzmirli misin Melisa? Manisalıyım. Manisalıyım. Çok fazla 35 var şeyde de telefon numaran da oradan dikkat edin. Evet, telefon numaram biraz özel bir numara. Evet, İlk numaram. Kaç yılında aldın bu numarayı Melisa? 2016 yazı. Evet, olmuş, bayağı olmuş. Bayağı oldu. Evet. Manisa'da mısın? Manisa'dayım. Şu an Manisa'dayım. Evet. Ne yapıyorsun Manisa'da? Vestel fabrikada mı çalışıyorsun? Yok, hayır. Oturuyorum evde genel olarak. Bu iyi. Şu aralar. Bu iyi. Bizim Ahmet'in, Uzun Ahmet'in bölgesinden arıyorsun. Yani büyük sıkıntı çıkabilir. O yüzden... Dikkatli konuşalım. Melisa kim bu arada? Melisa benim eski kız arkadaşım. Eski kız arkadaşım mı? Yeni, şu andaki mi? Evet. Yok, şu anda değil, eski. Eski. Özlüyor musun onu? Yani arada bazı geceler özlüyorum. Seni anlıyorum. Bu arada sizi yani çok takip ediyorum. Evet. Yani bağlanmak için 2019'dan beri uğraşıyorum. Sonunda Melisa tezgahını yaptın ama şuna evet, katılmıyorum. Evet, yani biz sadece kadın dinleyicileri almıyoruz sonuç itibariyle. Yani biraz tabii ki.
dikkatli dinlersin ama tercih ediyoruz tabii doğal olarak. Evet. Ya. O yüzden noktaya da bir temas edeyim istedim. Bu bizim handikaplı bu Kaybedenler Kulübü defteri için üç cümle yazıyoruz. Bu cümlelerden birini söylemek ister misin? Mesela evet. Ben bu konuyu biraz açayım. Evet, bir kitabın başlangıç evet. cümlesi ya da final cümlesi ya da evet. o rastgele bir yerine. Gecenin sonunda bir dinleyenimize bu defteri armağan edeceğiz. Bu geceki açık artırmamızın sonunda. Olur. Sizin isim neydi? Melisa mıydı? Melisa da diyebilirsiniz. Oğlan da diyebilirsiniz. Melisa. Defterin başlangıç, tam orta ve son cümlesine ihtiyacımız var. Yani neresini söylemek istersiniz? Son cümlesini söylemek isterim. Yani son cümlesi olabilir. Bir dinleyelim bakalım. Elim kaleme giderse yazacağım. Evet. Buyurun. Yani son bu kitap nasıl, bu hikaye, bu roman ne diyelim, nasıl bitsin? Hangi cümleyle bitsin? Genelde hikayeler hoşça kallı biter, hoşça kallı bitebilir ya. Ben hoşça kallı biten hiç hikaye hatırlamıyorum. Ben de hayatım boyunca 28 bin tane hikaye okudum. Hani mesela şöyle bir tane ne denk geldim. Görüşürüz. Ben mesela mayonezle bir tane roman okumuştum. Bir tanesi şeydi mesela sıcak çay. Final mi bu? Evet. O ağırmış. Evet. Sıcak çay. Kusura bakma da buraya hoşça kal yazamayacağım. Evet. İstiyorsan sen yaz abi. Ben... Ama mayonez anlamlı gelmeye başladı kulağıma. Mayonez yazabilirsin. Şurada herhangi bir 6.45'ten yayınlanmış zamanında bundan. Mesela 20-25 sene önce yayınlanmış bir şey oldu. Mesela buyurun açın son. Lütfen. Mesela açıyorum şimdi. Son sayfasını açarken yazıp kitabı bükmeyin. Estağfurullah. Okunmamış kitaptır. Estağfurullah bu. Hakikaten okunmamış bir kitap. 2007 baskısı bir kitap bu. Ha. Son cümlesini okuyorum. Lütfen. Mesela bu kitap şöyle bitiyor. Renkli, ışıklı adam dikkatler çekecek kadar Walter'a benziyordu. Ha. Nitekim o Walter okuyamıyorum. Kain bendi. Bilim kurgu herhalde bu. Evet. Evet. Yani renkli ışıklı adam dikkat çekecek kadar Walter Kain bana benziyordu. Nitekim o Walter o da Kain oydu zaten. Evet. Al sana işte. Ya yani mesela şöyle bir tabi. O zaten oydu. Evet. Yani aşağı yukarı 300 sayfa onun olmadığı üzerine. Evet. Herhalde bir şey yazmış olabilir. Ben bu kitabı okumadım yani kitap olarak okumadım. Ben de. Yani kitap haline gelmeden öncesinde okumuştum ben. Mesela bu güzel bir şey. Evet. Yani mesela bu nasıl başlıyor onu da okuyayım istersen. Buyurun başında okuyorum. İlk mesela, cümleyi okuyabilir miyim? İlk cümleyi okuyorum. Regal kurtulması gerektiğini biliyordu. Evet. Bence böyle bir cümle ve bir metne başlıyorsan zaten devamını yazmana da gerek yok. Bak bu arada yani sen geçenlerde yazdığın mikro öykülerden biri üzerine çok düşündüm. Amir. Aşağı yukarı bir aydır. Bir ay kadardır kafam kurcalıyor. Şöyle bir mikro öykü anlatmıştın bize. Adam. Evet. Evet. Müthiş bir mikro öykü ama ben bunun mikro öykü olmadığını, bunun bir
nano öykü olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Anlıyorum. Evet, doğru. Dolayısıyla yani bu kavramları eğer doğru yerlerine koymazsak özellikle genç kuşağın hayatını çok zorlaştırıyoruz. Çok iyi değil mi? Zorlaştırmamız değil mi? Evet. Ya bence de öyle. Yani burada biraz hani çok şey yapmak istemiyorum kendimi de ya da bizi de. Ya adam diye başlayan bir öykünün içerisinde bir adam olur. Evet. En azından. Ama yani bu başlayan bir öykü değil. Bu tek başına bir öykü zaten. Evet, evet, adam. Adam. Dolayısıyla mesela bu şey adamla başlasın. Tamam, ben yazıyorum şu an. Bugünkü Kaybedenler Kulübü şey... Şu ilk sayfayı boş bırakayım mı yoksa? Lütfen, lütfen ama boş bırakalım. Boş bırakıyorum. İkinci yani 1-3-5. Sayfanın şurasına. Bir şey paragraf başı da var. Şöyle sen yapıyorum. İçeride. Adam. Nokta koyma ama. Adam. Evet. Yazdım ve bıraktım. Ha, hadi bakalım. Bundan sonraki şöyle kalemle beraber size şey yapacağım. Teşekkür ederim. Ben bir Melisa size de çok teşekkür ediyorum bu arada. Yani bu cesaretiniz için Melisa olarak bizi aramanız, onurlandırmanız harikaydı. Görüşmek üzere. Görüşürüz Melisa. Ben de. Yani bu defterin arkasında da şey yazıyor. Yaşlı bir kızın derinin de dediği gibi. Geçmişte bıraktığın izler gün gelip karşına çıktığında nereye geldiğini daha iyi anlayacaksın. Ya. Bu çok nanik bir cümle. Ya, Allah. Evet. Büyük ihtimalle bu. Çok Erol Egemen vari bir şey. Bir Erol Egemen nanikliği var. Evet. Sanki şey bir Elton John şarkısı sanki. Bir 30 saniye sonra. Hayır, o Erol Egemen nonikliği dediğimiz şey bu arada sıradan bir şey değil. Değil. Yani günün sabah saatlerinde işte 1,5-2,5 porsiyon omlet yiyeceksin. Öğlenleri yok semizotu salatası yanında, İzmir köfte yanında, bulgur pilavlı işte bilmem ne yiyeceksin. Akşamüstü yemek saatinden önce pizza. İki dilim pizza yiyeceksin. Akşam yemeğinde yıldır, Walter Schaiter, Hay Kent Kendirası'yla falan. Orada iki tane, bir tane şey, siz ne diyorsunuz, Churchill, soda limon, bir şey, Churchill atacaksın. Arada bir tane aperatif iski bilmem ne. Ne, akşama gin tonik, patlatılmış naneli ince kesilmiş. Sonra böyle akşam böyle 8.30'da koltukta uyuyakalacaksın falan. Bunlar kolay hayatlar değil. Değil. Ben hep merak ettiğim şey mesela ne zaman seks yapıyor bu adam? Yapmıyor benim bildiğim bu kadar. Bu kadar yoğun şeyin mesainin içerisinde. Erol Egemen gay değil mi? Yani gayler benim bildiğim seks yapmıyor. Benim en azından tanıdığım gayler bana kendilerini şöyle tanıtıyorlar ya. Ben gayim, seks yapmıyorum. Ama orada şöyle yani kibarlık yapıyor olabilirler. Yani senle seks yapmışsın ya da senin bir algında bir çarpıklık olabilir. Yani senle seks yapmayan insanları seks yapmıyor olarak dalga, eski bir alışkanlık olarak kalmış olabilir. Ya ben benle seks yapmayan insanlara gay diyorum genel olarak. Genel olarak. Çok hoş bir narsistik şey bu ya. Çok takdir ediyorum yani. Çok şu an büyük takdir ediyorum. Ben de yani. Gurur duydum. Yani. Gurur duydum bu takdirinizden gerçekten. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer dinleyenler. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Kaybedenler Kulübü 1996 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerel, geniş zamanlı ve aşırı zamansız olarak yayın yapmakta olan bir alt kültür, üst kültür, karşı kültür, karşı kültür, taraf kültür şeyinde çok zemininde gidip gelmekte olan bir show programıdır. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Hakikaten hoşuma gitti. Gurur duydum yani. Gece boyunca bize canlı yayında dahil olmak için
fm.standart kodlu Instagram adresimizden bir direkt mesajla bize ulaşabilirsiniz. Bu gece haftalardır devam etmekte olan handikaplı açık arttırma yarışmamız ya da oyunumuz var. Bu oyuna dahil olmak için lütfen standart.fm internet adresimizde ulaşabileceğiniz radyoma destek kısmından bize bir destekte bulununuz. Bu oyun tekrar ediyorum handikaplı açık arttırmadır. Ve gece boyunca devam edecektir. Bu geceki armağanımız başı, ortası ve sonu yazılmış olan, içerisi evet, doldurulacak olan bir Kaybedenler Kulübü defteridir. Evet. Instagram hesabımdan attım bir görselini, merak gönderdim edenler bakabilir. Çok iyi. Bence harika bir hediye. Leman var hatta. Çok bekletmeyelim istersen. Selamlar. Leman selam. Selam. Leman, seni kısaca tanıyabilir miyiz? Bizi nerede arıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Leman ben 18 yaşındayım. Ne güzel. Osmaniye'den arıyorum. Osmaniye bildiğimiz Osmaniye. Evet. Bildiğimiz Osmaniye. Adana'nın alt tarafları. Evet. Ceyhan, Meyhan, o bölge değil mi? Harika bir yer. Aynen öyle. Sıcaktır orası. Çok sıcak. Ne yapıyorsun orada? Aile evindeyim. Evet. Öyle takılıyorum. Okuyorum. Lise. YKS'ye gireceğim, evet. Ha, ne okumak istiyorsun? Ya hukuk var aklımda ama gelmezse işletme düşünüyorum. İyi. Çok iyi. Evet. İyi bir şey yani. Hayatından memnun musun? Ya da heyecanlı mısın yani Osmaniye'den üniversiteyi kazanıp başka bir şehre gitmek? Aslında daha komik, ben 16 sene falan Kırşehir'de yaşadım. Doğma büyüme Kırşehirliyim. Beteri Osmaniye'ye geldim. Hani o yüzden biraz iyi olur diye düşünüyorum. Çok iyi. Osmaniye'ye memuriyetle ilgili falan bir... Ya, memuriyetten değil, biraz peder uzaklaşmak istemiş. Hayattan. Memleketten, hayattan öyle. İyi. Vardır iyi bir sebebi muhakkak. Muhakkak. Nasıl, sosyal hayat nasıl orada? Var mı yani? Ya aslında benim neredeyse hiç arkadaşım yok burada. Hani çünkü küçük yerlerde genelde kalıplaşmış ortamlar oluyor. Hani çocukluk arkadaşı gibi. Onlara da girmek için bir çabam olmadı. Evet, sonradan geldin çünkü zaten. Evet. Peki depremde çok zarar gördün mü orası? Aslında buradan çok bahsedilmedi ama burada da zarar çok fazlaydı. Yıkım çok fazlaydı. Siz nasıl atlattınız? Yani şiddetli hissettiniz mi deprem? Deprem çok şiddetliydi ama bizim ev müstakil olduğu için yıkımı hissetmedik ama depremi tamamıyla hissettik. Bir şey olmadı değil mi eve? Yok. İyi, büyük geçmiş olsun. Niye müstakil evleri, siz mühendis olduğunuz için söylüyorum mesela. Tek katlı, iki katlı evlere bir şey olmamasının özel bir sebebi var mı? Yok. Aslında özel bir sebebi yok tabii ama tabii ki çok katlı bir binadan daha iyi salınım anlamında. Yani çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi her şey gibi, yani insan gibi, depremde bir dalga olarak gelir. Evrendeki her şey aynı zamanda hem maddedir hem dalgadır. Yıkım genellikle bu dalganın çeyreğinden mi olur? Yok, binanın kendi dalgasıyla çakışmasından olur. Dolayısıyla küçük alçak yapılarda bu daha düşüktür. O yüzden daha az etkilenir. Tabii doğru yapılması, zemin, temel gibi çok. Bir de yani biraz karmaşık olacak ama atalet momenti dediğimiz bir çekirdek vardır. O binanın ağırlık merkezinin o çekirdeğin içinde kalması, yıkılmasını engeller aslında. Bu uzun bir konu. Ben yıllarca araştırmacılık yaptığım için meslek olarak
Bu da bir araştırma konularından biriydi. Bundan aşağı yukarı 170-172 yıl kadar önce betonarmeyi ilk bulduğumuzda, yani betonarme ve demiri, beton ve demiri birleştirdiğimizde, ama bizim betonla ilk buluşumuz aslında Likya'dan hemen sonra Roma döneminin başlangıcına gider. Ya, ucuz metal olarak demiri bulduğunuz zaman mı? Evet, evet. Yani porzyon oranları ve elastik katsayıları ile ilgili bir uyum keşfettiğimizde demiştik. Şimdi dünyanın şeyine çaktık demiştik yani. Her yeri betondu, kaplayacağız. Kaplayacağız. Büyük endüstriydi. Çok ekmeğini yedik. Çok şey yaptık. Benim bile yandan yemişliğim var o ekmeği. Evet. Evet. Keza yani öyle sonuç itibariyle. Ama yığma binalar tabii her zaman yapıları gereği ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti, eylemsizlik çekirdeğinin içinde kalması nedeniyle şey. Evet. Evet. Mantıklı. Leman'cığım. Dolayısıyla büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Defterin bir cümlesine de aday olacaktım aslında. Evet, evet. Senden onu bekliyoruz tam olarak. Bu arada defteri kazanmak için Standart FM'in internet sayfasında radyoma bağış kısmına minimum şu andaki en ucuz, en kötü bira fiyatı olan 37 TL'yi. Evet. Bağış olarak. Ben bu arada siz Leman'la şeyi tartışırken ben bu arada P'lerde neredeyiz, kaç lirada masadayız onu da size söylemeye çalışayım. Buradan takip edebildiğim kadar tabii ki. Seni dinliyoruz Leman. Leman son mu orta mı istiyorsun? Son cümleyi mi sormak istersin? Ortayı söylemek en zoru orta biliyor musun? En zoru ama en rahatı bir taraftan. Ya, evet bir taraftan da yani. Şeyi söylemek isterim aslında. Kafanız mı güzel, şair misiniz? Yani orta için, son için pek uygun değil aslında. Bence genel olarak uygun değil ya. Kafanız mı güzel, şair misiniz? Bu kafamız bir, şair yani. Bu bir şey mi? Diyalog olarak mı? Yani ya, düşünün. Evet, diyaloğa çevrilebilir aslında roman tamamlandığında. Şöyle diyeyim, kafanız mı, bir konuşma tiresi yazayım. Evet. Rastgele bir yerine yazıyorum defterin ortalarına. Kafanız mı güzel, yoksa kafanız mı güzel? Güzel yoksa, aynı şey. Yoksa kafanız mı güzel, çok iyi bence. Soru işareti koyuyorum sonuna. Yazım da çok güzelmiş ya. Şunu da bir çekeyim. Çek, onu da paylaşalım lütfen. Gece boyunca bu arttırmamızın devam edeceğini de söyleyeyim. Şu an 222 lira masada. Çüş. Bu başı kaç, ortası. Kaç bira alınabilir mesela? Kaç ucuz bira alınabiliyor onlar? 6. 3 sana 3 bana. Yani, evet öyle bir şey. Hey. Gecenin sonunda bir dinleyenimize armağan edeceğimiz bu başı, ortası ve sonu belli. Paylaştım. Kaybedenler Kulübü boş defterinin handikaplı açık arttırması devam ediyor. Söylediğimiz gibi bu açık arttırmaya katılmanız için yapmanız gereken tek şey Standart FM'in web sayfasından, radyoma destek kısmından bize destek olmak. Sonu mu kaldı? Evet, son cümlemiz kaldı. Evet değerli dinleyenler. Leman, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Kaybedenler Kulübü 2023-14 Nalan Üssay'ı dinliyorsunuz. Değerli dostum Mete Onduk'la canlı yayındayız. Bugün ilk defa Türkiye radyolarında bir şarkı çalmak istiyoruz. Sanıyorum bu cuma ya da önümüzdeki cuma tüm dijital platformlarda yayınlanacak bizim Emre Argın'ın yeni şarkısı. İlk defa Kaybedenler Kulübü 2023-14 Nisa'da
canlı çalışıyoruz. Olarak hazır. Emre Argın'ın ne? Tarumar Orkestra diyor, doğru mu? Evet. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da 2023-14 Nolu Nisa'da bugün de hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz ve canlı yayındayız. Amir bir merhaba demeden önce bağış yapanlardan birinin ismini söyler misin? Onun birasını açayım. Birini değil birkaçını söyleyebilirim ki bunu yapmamızda fayda var. Gerçekten bunlar çok önemli. Aslı Bastıyalı, Can Erboy. Ben Aslı, bu birayı Aslı'dan içiyorum. Gerçi bira değil, ben yani alkol kullanmam prensip olarak. Bakayım yani. Ona. Bu biradan çok liköre benziyor. Ali Karaduman. Oo, Ali Karaduman. Samet Kocaman. Ali Kurşun. Şimdi görüyorum Zeynep Bayan. Allah Allah, yani hoş isimler bunlar. Ama bu akşamki şeyimiz üzerinde söylüyorum, armağanımız üzerinde söylüyorum. Hala 222 masada bu gece bir dinleyenimize başı, ortası ve sonu. Yazılı bir boş defter. Yazılı ve Kaybedenler Kulübü dinleyenleri tarafından onaylanmış olarak yazılı bir boş Kaybedenler Kulübü defteri armağan edeceğiz. Bu defteri eğer günün birinde bundan 3-5 yıl sonra tamamlayıp bize gönderirseniz ve biz bu defteri onaylarsak da bunu hakikaten bir 6.45 metni olarak da yayınlayabileceğiz. Evet. Vay be, ben şu an heyecanlandım. Bence çok heyecan verici bir şey bu. Evet, ben de heyecanlanıyorum. Hatta bir dinleyenimiz var. Ben ismini tam olarak çıkartamam. Mani. Merhabalar. Merhaba. Nereden arıyorsun bizi? Ben aslında sizi Bakü'den arıyorum. Mahnı aslında. Mahnı. Evet, Mahnı. Ne güzel bir isim ya. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun orada Mahnı? Aslında ben burada konservatuvarda müzik okuyorum. Hadi canım sen de. Popüler caz, yani piyano, evet. Çalıyorum. Acaba biraz çok zor diyorum. Konservatuvar? Telefon ağzınıza çok yakın mı? Biraz uzaktan konuşursan Ayza. Tabii tabii. Ha, olur. Böyle çok daha iyi. Harika. Aha, oldu. Anladım. Siz ses okuduğunuz için bunu anlarsınız. Çok yakın olunca bize biraz şey geliyor. Evet tabii. Anlıyorum sizi. Harika. Biraz daha tanıyalım sizi. Nasıl? Evet, Tebrizliyim, yani İranlıyım. Harika. Oo. Yani İran Azeri mi? Evet, aynen. Ben çok severim öyle Pers'te şeyleri. Pers'te değilsin yani. Ben yok, Türk'üm yani. Anladım, Azeri'sin. Evet. Çok iyi. Modern caz okuyorsun anladığım kadarıyla. Evet, aynen. Allah Allah. Ne acayip işler bunlar ya. Azerbaycan'da bir müzik bir acayip bir şey ya. Değil mi? Evet. Yani, gerçekten. Ama şiir de öyle yani. Mesela. Evet. Değil mi? O da öyle ama müzik seviyesi bayağı bir iyi. Bir de yani neredeyse kötü ses yok ya memlekette. Aynen. Sen söylüyor musun bir şey? Ne çalıyorsun? Ben aslında evet söylüyorum. Söyleyecek misin bize bir şey? Tabii ki. İşte söyleyebilirim. Şenlik oldu işte, evet. Biz aslında üç kızız ve şimdi biz aynı evde kalıyoruz.
Ve üçümüz de Diyebilseniz. Üçümüz de konservatuvarda okuyoruz. Allah. Çok iyi. Evet. Ve kızlardan biri. Onun da sesi bayağı güzel. Hı. O ama vokalist yani. O böyle şan olarak oradan girdi yani. Harika. Ve evet. Şimdi o da yanımda. Hadi bir şey yapın biz o zaman. Tabii olur. Eyvah. Ne isterseniz. Siz ne isterseniz. Sonra da biz size bir şey çalalım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Tabii, buyurun. Kitabımızın sonu kaldı değil mi? Evet. Oraya bir şey eklemek istiyor musunuz? Bir kitap, yani bu bu metnin son cümlesini yazmak ister misiniz? Tabii. O zaman yazın bakalım, şarkıdan önce. Yani biz ne söylersek o mu yazılacak? Evet, öyle bitecek. Evet. Bu kitap öyle bitecek yani. O zaman... ne diyelim? Yani her şey belki güzel olur bir gün. Belki. Her şey belki güzel. Güzel olur bir gün. Her belki. Şey. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Tamam, yazıyorum bunu. Sinmedi senin içine. Yani şöyle düşünün. Şöyle olsun Zuban. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse diye bilsin. Ha, evet. Nasıl? Evet. Bayağı bir güzel olur. Tamam, güzel. Tabii eğer böyle yazıyorum şey sizin izninizle, ben sizin adınıza yazıyorum. Tabii. Eğer böyle bir şey mümkünse. Evet. Böyle bir şey. Senin yazın da güzeldir ha. O da derlerdi. Eskiden sen yazarken. Evet. Sırf yazım içinde demezlerdi onu. He. Peki Mali. Efendim. Son yazıyorum bir de bunun altına. Aha, tamam. Son yazdı. Çekip Instagram'dan atıyorum bunu. Bak şimdi Instagram'da paylaşacağız bunu. Bu boş defteri sen bu laflarla bitirmiş oldun ama her ne söyleyeceksiniz şu an onu bekliyoruz sizden. Söyleyin, dinliyoruz. Tamam. Sonra size o kadar zaman. Size öyle bir şey çalacağız ki buradan. Evet. Harikasınız. İnsanlar oturup yere çökecek yere. Evet. Ya da siz zaten her zaman öylesiniz. Ya da ben de çökeceğim. Ben de çökeceğim. Uzun süredir açılmayı bekleyen bir şey açacaklar ya da. Oldu o zaman. Amir bunu sana şeyden atıyorum. Göndersene Amir. Ben de onu bir standart efemizden bir paylaşayım. Finali oradan paylaşsın. Gidelim mi biz? Evet, sizi bekliyoruz. Hatın ucun hırmezler gülüp olup dönmezler sar satın ucun hürmezler gülüş ulu dermedler sar gelin. Ne ola bir gün gören nazlı yarıma yüreğinize sağlık. Müthiş. Teşekkür ederim. Çok, çok çok teşekkür. Harikasınız. Çok.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu size geliyor şimdi. Bu da sizin için. Sağ olun. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet, daha dinleyenler Kaybedenler Kulübü 2023 lira. 14 Nalan Üstad'a, değerli dostum Ata Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındaydık. Bakü'den çok keyifli bir... Ne güzel ya. Ha? Evet, daha sık arasınlar bizi lütfen. Hatta bir dinleyenimiz daha var. Ferhat. Ferhat. Merhaba, iyi akşamlar. Ferhat, Viyana. Viyana Ferhat. Merhaba. Ne yaptın, evet. Çektin mi film benim, bir şey yaptın mı? Hazırlıyorum, hazırlık atıyorum. Güzel. Onunla uğraşıyorum. Ya çok iyiydi ya az önce. Haber ver bize, çekilince tabii, tabii. Film. Tabii, uğraşıyorum, devam ediyorum. Çok çok iyi geçiyor. Eyvallah. Nasıl gidiyor onun dışında hayat? Şimdi hayat iyi gidiyor aslında, bir şikayetim yok. İyi. Yani seks durumların falan nasıl? İyi. İyi. Seks durumda iyi. Ferhat, sizde seks serbest mi? Tabii iki taraf isteyince serbest. Ha, iyi. Ha, enteresan. Çok güzel be. Vallahi billahi ya. Vallahi yani ben özledim böyle bir şeyi. Aşırı rahatladım şu an. Şimdi mesela ben hiç yani... Ben hiç mesela iki tarafın istediği bir şeye denk düşemiyorum aşağı yukarı. 13-14 yıl oldu ya. Hayır, ben de mesela iki tarafta istiyor bakıyorum ama serbest değil. Evet. İki tarafta serbest değil. İlginç. Nerede sorarsın? Serbest değil ya da serbest değil yani. Anlıyorum. Seni. Bakıyorum, serbest değil. Hiç anlayamıyorum ama yani çok iyi anladım seni. Ya mesela ben... Allah Allah... Çocuklara soruyorum. Çocuklar diyorum, siz nasıl yapamıyorsunuz diyorum. Abi, serbest değil diyorlar. Ha, şey serbest, seks serbest değil. Evet. Ben de şöyle anladım yani. Geçenlerde başıma geldi, senden iyi olmasın. Baktım ikisi istiyor. Ne istiyor? İkisi seks yapmak istiyor. Ha, ikisini de istiyor. Hani ikisi seks yapmak, ya ikisi de seks yapmak istiyor. Ama yani dedim... Ya siz mesela seks yapmak istiyorken nasıl abuk subuk konuşuyorsunuz? Ben mesela bunu anlayamıyorum. Mesela ne demek seks yapmak istiyor? Ayıp. O ayıp ama yani öyle demiyorlar tabii. Ha, çünkü herkes istiyor. Ben seni anlamakta zorlanıyorum bazen. Çünkü benim söylediğim şey çok net yani. Yani oturuyoruz. Hadi dediler yani. Dedim ne yani, ikiniz de mi istiyorsunuz dedim. Evet dediler. Ama mesela ben belgesel izliyorum. Mesela 3 tane eşek var. Evet. İkisi erkek, biri dişi. Evet. O onu tepiyor, onu tepiyor. O ona yasak, bu buna yasak. Ama o, seks öyle bir şey değil. Ona soruyorlar, diyor ki işte bilmem ne. O diyor ki olmaz öyle diyor. Sonuçta bunlar da hayvan. Onu tepiyor. Ama ya seks... Tepip gönderiyor. Ha, hatta sen bazen git, sakat... Sen git diyor yani. Sakatlıyor. Sen git buradan, olmaz senle diyor. Yani bu benim diyor. Hı. Dolayısıyla orada bir serbestliğin dışında bir tabii, mücadele var. O tabii, belgesel dünyası biraz daha karmaşık bu işlerde. Fatih, Ferhat sen de daha iyi bilirsin. Bu soyadı Portakal ya, ben de Fatih takılı. Ya Ferhat Portakal. Evet. O, Fatih. Ferhat. 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 Şimdi hayvanlar mesela koçlarda da öyledir mesela şeylerde. Hatırla. Geyiklerde de öyle. İşte onu diyecektim. Grönland'dan dönmüştük seninle. Bir ev tutmuştuk. Evet. İki ay, üç ay şey yapalım, bir sakinleşelim diye. Evin şeyi yoktu. Isı yalıtımı yoktu. Sen bu evde şömine oturmam, vardı. Bu evde oturmam demiştin. Şömine vardı, evet. Yani yüzüm ısınıyor, sırtım soğuyor demiştin. Ne doğru. Demiştin falan. Hatırlıyorsun ya, o şeyi, o dönemi. İşte o dönemde. Ama dört kadın kuralı vardır. Isınmak için mi? E tabi. Birini arkana alırsın. Evet. Birini önüne alırsın.
birini baş tarafına, birini de ayağına alırsın. Şey açısından, radyasyon. Isınmak için yani böyle. Bir tür radyasyon çemberi yani. Kendine bir radyasyon havuzu yaratırsın. Orada ısınırsın. Yani bu... Doğru. Bu da bir yalıtım. Bu da bir ısı yalıtımı. Dörde kadar tamam demiş şey. Kuzey Kutbu şeyi neydi? Şeyi, tanrıçası. Neydi onun ismi ya? İsli misli bir ismi vardı. İsador muydu? Neydi? İsador ya da işte neyse. Ayzador. Evet, öyle bir şey. Buyurun. Ama hayvanlar da öyle olmuyor amir işte. Hayvanlarda bir bölgecilik, bir şeycilik var yani. Tam bu benim söylediğim de bölgecilik. Yani illa hepsini ben şey yapacağım şeyi var. Ama yani mesela iki dişi istiyorsa, mesela iki dişi bir erkektik biz yani. Evet. Bir sorun yok. İkisi de istiyorum dedi. Dedim ama gerçekten mi istiyorsunuz dedim. Ya neyini istemesin zaten, soğuk iklim. Isınmak istiyor insanlar. Evet. Sonuç itibariyle. Sonuçta istediğin şey ısınmak ve uyumak. Doğru diyorsun. Bir de karnın doysun. O çok önemli. Çok önemli. Geçen gün Erol Egemen aradı. Kim? Erol Egemen. Ne yapıyorsun dedim. Kıymalı kabak yapıyorum dedi. Kıymalı kabak mı? Ama dereotu yok dedi. Zaten konmaz dedim ya. Kıymalı kabak, dereotu konmaz. Zaten konmaz. Yani etli bir şey dereotu. Olmaz. Biz nerede yaşıyoruz ya? Etli şeylere dereotu konmaz. Ya biz nerede yaşıyoruz ya? Ya işte o nerede yaşıyor? Yaşıyor mu yani? Daha doğrusu yaşıyor mu? Etli şeylere daha bizim asidik familyadan biber, domates, maydanoz, evet. Kişniş. Eşer konur. Yani dereotu o familyayı bozar. Ayrıca kabak gibi bir sebzeyi de niye yani? Kabağa da et konmaz. Ya, niye yani böyle bir şeye ihtiyacı hissediyor? Ya kabağa yazık ya ete yazık. Bence ikisine de yazık yani. Yani bir kabak olduğunu düşün ve Erol Egemen tarafından yeniliyorsun. Yani çok kötü. Bu şey gibi ya. Çok kötü. Bu ne bence gibi, yani evet. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Karate Kid'in pizza yemesi gibi bir şey yani. Sibirya'da bir Alman çavuşu olarak o yarım anahtarlı konserve domuz şeyi konservesi, haşlaması konservesi yiyor olmak gibi bir şey ya. Bir kabak olarak şu an olsa yürüm abi. Nasıl löp. Onu böyle tavaya atacaksın şöyle löp, bir löp, löp, uf, löp. Şey, lahana turşusu beraber çevireceksin şöyle. Bir şey, ne yiyorsun genelde Berat? Ben genelde valla ne bulduysam onu yiyorum. Sen bugün ne yedin yani? Ya bugün lazanya yedim. Lazanya mı? Kim yapıyor evet. Sana bu lazanyaları ya? Hazır lazanya mı? Ya çalışıyorum ya aynı anda gastronomide. Ha. Orada yemek pek... Zaten gastronomide çalışıyordun sen. Doğru. Evet, ne çıkarsa onu yiyorum. Lazanya bir gün önceden artan mıydı? Yok, bugünden artandı. Yani şey... İyiymiş ya. İyi ya. İyi yere tezgah açmışsın yani. Vallahi evet. Benim de hoşuma gitti şu an. Ya çünkü zaten sonunda yine yemeğe içmeye para çok gittiği için en iyisi için çalışınca. Evet. Ama mesela ben lazanyaya karşıyım ya. Kimse de karşısın. Evet. Lazanyaya ben karşı değilim. Neden? Çünkü ayıptır söylemesi eşim lazanyayı orijinal evde şey yapar. Kendisi yapar diyorsun. Kendisi dürer. Hı. O yüzden ayıptır söylemesi. Estağfurullah. Yani, aramızda ayıp olur mu canım? Bizim evde ama lazanya ev kültürü gereği yılda bir yapılır. Yani. Christmas'a yakın Christmas'a yapılır.
Ben kendime açıklama ihtiyacı hissediyorum bu noktada. Yani şimdi bu karşı, bu karşı şeyden. Yani benim lazanyaya karşı olmamın sebebi, yani yapılması zor bir yemek olması. Ayrıca yani lazanya hamurunun su böreği şeyine olay bu. Değerli dinleyenler, yani karşı olduğum nokta budur. Tabii. Yoksa ben lazanyayı kendin çektiğinde hamurunu düşünsel olarak karşı değil. Yani. Ayrıca su böreğine de karşı. Ben su böreğine yani ağır karşıyım ya, öyle böyle değil. Baya bildiğiniz karşıyım yani. O ne kardeşim ya? Yani hamuru aç, haşlanmış suyu at, sonra da üst üste diz araya bir şey koydu. Ki biz 1980'lerin hani Kadıköy'de bir rekafe vardı. Boğa, Boğa eskiden... Sarı çatı. Boğa eskiden Rıhtım'daydı. Hemen Beşiktaş. Kadıköy Beşiktaş iskelesinin karşısında. Büfeci Ramazan'ın karşısındaydı. Karşısındaydı. Şimdi orası şey oldu, umumi tuvalet oldu. Eskiden orada bir rekafe vardı. Orada pudra şekerli Kürt bereyi yerdik sabahları. Biz o jenerasyondan geldiğimiz halde orada su böreği yemezdik. Yani zaten su böreği yenilecek bir şey. Evet. Ama su böreği evde çekildiğinde. Şimdi bak bu noktalara gelme. Çünkü ben sana 1974 Şubat 14 evet tarihinde geçen bir anımı anlatmak zorunda kalabilirim. Gerek yok. Evet. ama yani bu argümanı yapacaksak oraya kadar gitmek zorundayım ki o gün bizim evde sucuklu yumurtanın da yendiği ilk gündür. Eyvah. Evet. Ama bu önemli bir gün. Evet. Sucuklu yumurta denen şeyin yendiği ilk gündür. Mesela bizim evde bazı böyle kritik şeyler var. Şey mi? Kırmızı çizgiler mi? Evet. Mesela sucuklu yumurta, su büre ve nohut. Mesela bizim evde nohut pişmez. Nohut önemli. Nohut pişmez. Niye? Bir gün sordum. Ya dedim. Babam o zamanlar. Senin baban o zaman bir bıçkın. Bıçkın. Bayağı. Yani. Koşuyor. Büyük pompacı olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Bugün bakınca ama hiç. Yani pompacılık şeysi yok sanki. Sanki. Enerji olarak. Evet. Bir gün komşuya indim. Hasene Hanım teyzeye. Aç mısın oğlum dedi. Açım teyze dedim. Hasene Hanım teyze dedim. Nohut var yiyeyim mi dedi. Ve bir aklım karıştı ilk defa. Yani. Yerim dedim. Bir nohut yemeğe koydu. Böyle bol salçalı falan. Salçalı sulu. Böyle tepelemedi. Kendimden geçtim. Sonra babam çıktım yukarı. Dedim. Ya dedim. Ben neredeyse üniversiteye başlayacak yaşa geldim. Hayatımda ilk defa nohut diyorum dedim. Bu sen nasıl bir insansın dedim babama. Baban insanmış gibi. Ya, ben dedi babam. Prensipli bir insanım dedi. Aynı zamanda komünistim dedi. Mantıklı. Make sense. Ya. Peki dedim yani niye yani? Yani ben nohutla niye bu yaşımda tanışıyorum dedim. Ya bu seni yapmıyor mu dedim. Yani bu benim kişisel gelişimim açısından da bir problem dedim. Hayır dedi. Nohut dedi. Zarı soyulmadan pişirilmez dedi. Bu ülkede de dedi. Öyle bir kadın bulamadım daha dedi. Bu arada annen de var orada ya. Var var. Annem kalktı mutfağa gitti. Affemiş ya. Evet. Kalktı mutfağa gitti. Ve mahcup bir şeyle gitti ama.
Sonra dedim sen dedim annemle böyle konuşamazsın ya dedim. Sana mı soracağım lan dedi. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Hani dün gibi hatırlarım yani. Bu da böyle bir şey anımdırırım. Yani bu aslında garip bir şey. İnsanların bazı şeylerle mesela bazı sıradan şeylerle çok geç tanışması. Evet. O şeyi burada bir acayip bir mücadele var. Bir aslında bir travmatik bir tarafı da var ama yani travma demekten de kaçınırım burada. Yani yani ters bir travma belki. Yani bilemiyorum bunu. Sanıyorum bu akşam saat 2:30 gibi bir terapim var. Psikoloğumla konuyu açacağım yani. Geç vakti aldık biz tam bir şey. Çok iyi. Hep uzun ömürlü olduk. İnşallah. Bu tarafa geliyor musunuz acaba? Bu sene o tarafa değil de başka bir tarafa. Sen yarın değil mi? Ben yarın Londra'ya geçeceğim. Ama Viyana Ferhat çok zor ya. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen bunu yanına al Londra'dan postala ya. Ferhat'a mı? Hı. Yok o dursun burada eskisin biraz. İyi tamam. Yaşlansın diyorsun. Yaklaşık 2 ay sonra aklımda bir şey var. Avrupa turu var. Hı hı. O zaman belki seni yoklarım Ferhat. Seve seve. Çünkü ben de şöyle bir şey sunmak istiyorum. Ben tek başıma kalıyorum. Eyvallah. Yani, yok ben sana senin yanına sana destek olmaya gelirim. Eyvallah. Ben misal sana yer açarım. Evimde de. Eyvallah. Eksik olma. Eksik olma. Yani, ben de 2 ay kadar sonra falan bir acı badem turu düşünüyorum. Bir evden bir çıkayım bir yürüyeyim. Bir... Ben de gelirim. Oturum ben de gelirim. Ferhat çok teşekkür. Hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Eyvallah. İyi akşamlar. Eyvallah, eyvallah Ferhat. Çok şey ya. Gerçekten. Bu arada hakikaten sen iki hafta kadar yoksun. Amir evet 2 hafta yani Temmuz'un başına kadar yokum. Seferi. Allah kabul etsin be. Ondan sonra bıraktığımız yerden devam. Ha. Çok. Evet değerli dinleyenler kaybedenler kulübü. Çok zor. Çok 2023 lira 14 Nisa'dayız. Bugün keyifli konuklarımız oldu canlı yayında. Gerçekten. Keyif aldık. Evet. Az sonra son bir şeyimiz olacak, konuğumuz olacak. Şunun Amir, bununla şey yapmasın. Handikaplı açık artırmamızı sonlandıracağız birazdan. Onunla ilgili konuşmamız lazım, evet. Bugün gerçekten önemli konular üzerinde yoğunlaştık. Gerçi programın son düzlüğünde her zaman olduğu gibi Mete Amir özetleyecektir bize. O yüzden azıcık kısa bir ara verelim. Anlatılara girmeyeceğim. Ben bir tek şeyi söyleyeyim. Eğer beğendiyseniz Emre Argın'ın çıkacak olan parçasını ya da eleştirilerinizi yorum YouTube'da yorum kısmına atarsanız seviniriz. Bir yol gösterici olur eleştirileriniz diye düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir daha çalalım mı? Olur. Değerli dinleyenler Emre Argın dinlediniz. Evet tahmin ediyorum ki bu çok cuma. Çok iyi bu arada bu kayıt güzel bir kayıt. Müthiş müthiş. Bu cuma ya da önümüzdeki cuma Montana Records'tan tüm dijital platformlarda olacak bulabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı da bekliyoruz. YouTube kanalımız Kaybedenler Kulübü Official. 2023 tüm nüshalar ve başka bazı şeyler de birlikte
yayında. Ragıp yakından ilgileniyor onunla. Dolayısıyla bu konuda desteğinizi bekliyoruz ki önümüzdeki dönem özellikle... Ragıp ne yapıyor? Yani canlı yayında söylemek istemem açıkçası. Tam olarak ne yaptığını. Yani tahminimi tam olarak söylüyorum. Ya bunu eskiden benim için söylerlerdi. Senin için hala da söylüyorlar onu. Hayır ama genel olarak mesela Mete ne yapıyor derlerse mesela iyi yapıyor derler. Yani ben size mesela Ragıp işte, ne yapıyor der dediğimde hani. Evet. Yani iyi yapıyor. İyi yapıyormuş. İyi var ya, iyi. İyi yapıyor. Geçen gün bir ortak arkadaşımızla konuştum. Dedim hani bir değişiklik yapmak ister misin dedim. Değişiklik iyidir dedim ya. Değişim. Yani evet tabii. Ya çok memnunum dedi. Ha. Değişiklik düşünmüyorum dedi. Dedim yani araya şey yapmak ister misin dedim. Hani o da bir şey çünkü. Yani bir... Şey çift kaşarlı tost gibi mi? Yok ya arada hani şey yapmak ister misin dedim. Yok dedi memnunum şu anda dedi. Ama bir değişiklik olursa haber vereceğim dedi. Olur bir şey. Ha. Çok sizi, kibar, çok kibar yani ben. Sizi aldığım kadarıyla ikinci sırayı almış. Şimdi biliyorsun ikinciler kaybedenlerin şampiyonu olur yani. Yani tabii teşekkür ederim. Estağfurullah yani bu da bir şey bir avuntu olarak hani. Burada Sarp'ında kulağını çınlatalım. Evet bir kere Sezgi hatta Sezgi merhaba diye mi merhaba. Merhaba. Şu şeyi bir toparlayalım Sezgi. Müsaade edersen biraz. Tabii ki lütfen. Evet yani YouTube kanalına destek olunuz. Ya bu, evet. Bu ama bu önemli. Bunu evet. Boş öyle söylemiyoruz. Çünkü bizim YouTube kanalımız şu an Kayvanlar Kulübü Official YouTube kanalımız kendi geleneğimiz için hadi gerçekten yaptığımız böyle en bize ait en her şeyi bizden sorulan bir kanalımız var ve Eylül itibariyle yani sezonla beraber yaz sonundan itibaren diyelim canlı yayınlarımıza açık bir halde büyük ihtimalle de o şekilde devam edeceğiz. Hem radyodan oradan hem görselli hem duyusal diyelim. Yani o yüzden de orada öncelikli olarak var olmak önemli. Bu geceki handikaplı açık artırmamız Sezgi. Yine bir Kaybedenler Kulübü defteriydi. Bomboş ama başı, ortası ve sonu belli. Ben bu arada... Hepsini tamamladılar değil mi bu arada? Evet ben onu bir şey yapayım. Başına devam ediyor. Başlangıç cümlesini Mete Amir yazdı bugün. Adam diye başlıyor. Adam diye başlıyor defter. Bu hikaye evet. Ortayı tam da orta değil de ortayı Leman yazdı galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Leman yazdı evet Leman. Osmaniye'den aramıştı bizi Leman. Leman mıydı? Yok Melisa mıydı? Leman'dı. Bakayım. Melisa Fransız sanki ya bir ara. Leman'dı. Bir ara Melisa'yı yolda dinler gibi oldum. Bir erkek sesiydi. Herhalde dedim trans bir arkadaşımız. Sonrasını dinleyemedim. Olsun. O yani hepimiz sonuçta. Sonra tekrar bir ortası nasıldı? Ortası nasıldı? Ortası... Tam duymadım işte. Neydi? O cümleyi tekrar eder misiniz? Daha etmedim işte. Edeceğim. Yoksa kafanız mı güzel? Ortadaki bir diyalog yazdı. Evet. Yani o metnin akışı evet. İçinde o diyalog kaçıncı diyalog olur nasıl olur bilmiyorum. Sonu da final cümlesini de Bakü'den
Me, neydi? Manı. 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 Tebriz. Manı Tebrizi. Tebriz'de Manı yazdı. Bize çok inanılmaz bir dinleti yaptılar ev arkadaşlarıyla birlikte. Çok iyiydi. Tekrar görüşürüz umarım. Son cümlede şu. Tabii. Eğer böyle bir şey mümkünse son. Bu sizin cümleniz. Olsun, olsun. O yaz. Olsun. Onu tercih etti. Güzel. Güzel. Ben de şu an son birkaç saniye kontrol ediyorum. Yeni bir şeyimiz var mı burada? Diye. Zeynep'i arayamadık değil mi? Neyse bir dakika. Bu akşamki handikaplı açık arttırmamızı Samet Kocaman kazandı. Tebrik ediyoruz Samet. İçini doldurup gönderirsen 3 yıl süren var bunun için. 3 günde olabilir ama 3 yılda olabilir. fark etmez. Canlı yayında tüm metni okuyacağız özel bir programda. Evet. Eğer bitirebilirsek yani bir yerinde lan ne bu demezsek. Evet devam edersek yeter. Sezgi hayat nasıl? Güzel, Ankara'ya geldim ben. Birkaç bir hafta oldu. Ne yapıyorsun Ankara'da? İstanbul'a gel sen de şöyle bir kol kola koyun koyuna bir. O da var. Temmuz'da. Sıcak olmaz mı ama koyun koyun olmak için? Ben sıcak severim. İyi, ben sevmiyorum. Mersin'den zaten buraya geldim. Ben size stres aldım yani. Ama benim teras şey açık yani. Rüzgar. Ben de bahçe var. Ben de şu an terastayım. Çok güzel. Bizim bahçemde benim salıncak var. İki kişilik. Sevmem. Teras benim için her zaman daha iyi. Şu anda da terastayım. Ankara'da da terası seviyorum zaten. İyi. Öyle bir hafta oldum. Geçen salı yola çıktım hatta. Neyse ben hakkımda vazgeçtim. Bir baktım yoktunuz. Nasıl Temmuz'da yokuz zaten biz. Hayır zaten ya. Temmuz'un ortasına kadar yokuz. Ben Temmuz sonu geleceğim İstanbul'a. 1 Temmuz'da bu arada bir hatırlatma yapayım. 1 Temmuz'da SMDFR5 etkinliği var. Yani ne bu? 1 Temmuz'da Hendek'te ücretsiz, halka açık. Yani aslında bunun 4 tanesi bugüne kadar sadece davetlilere yapılmıştı ama 5.'den itibaren herkese açık bir etkinliğe dönüştü. Instagram sayfalarından yani Rendox sayfalarından da SMDFR sayfalarından da takip edebilirsiniz. Herkese açık. Tüm motorcuların davet edildiği bir konser olacak ücretsiz. İçeceğinizin yanında gel. Yanında hayır, motorcu olmak zorunda mıyız? Hayır değilim. Mesela ben onu söyleyecektim. Otobüste gelemiyor muyum? Yok. Yani her şeyle gelebilirsin. Kaan, motorum yok. Bisikletle falan gelebiliyor muyum? Her türlü gelebilirsin. Gerekirse motoru da ayarlarız orada. Okey, olur. Temmuz sonu gelebilirim İstanbul'a. Yani sanırım birkaç hafta daha buradayım. Bir ev tuttum. Böyle bayağı da ne tarafta? Ayrancı. Ayrancı benim Ankara'da en sevdiğim yer. Ben Ayrancı anılarımı anlatmayayım şimdi. Yukarı Ayrancı özellikle. Ben de anlatayım. Aşağı Ayrancı. Ben yukarı Ayrancı. Bak aşağı Ayrancı benim. Aşağı Ayrancı hiç açmam. Buket. Buse. Allah isimler beylerden şey, diyor yani. Birsen. Birsen vardı. Mete sizin şey gibi oldu. Billur. Esat tarafında B ile başlayan sokaklar var. Sadece B'leri sayıyorum. A yok da B harfinde. Birazdan C'ye geçecek. Cinnah. Cinnah 19. Benim yukarı Ayrancı şeylerim var. Yukarı Ayrancı teras şeyim var. Evet, anılarım evet, var. Evet, benim de soğuk, biraz. Çok soğuk.
Şu an çok iyi. Teraslar. Şu an çok iyi ama kan. Yani eminim öyle. Mersin çok kötüydü çünkü son bir iki hafta çok berbattı. Gerçi Ankara'da bir coz tutmuş. Evet. Bir haftadır sadece yağmur var ya. Evet. Böyle saçma sapan saatlerde hava kaplıyor. Yürüyemiyorum, bir sürü proje var. Yetişemiyorum falan. Bakalım adapte olacağım herhalde. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Şeye bekleriz. Tunus'a yakınsın sen 6.45'e. Tabii yakınım. Okey. Ama ben 6.45'leri sevmiyorum ya. Söylemiştim daha önce. Sevme. Yani evet. Sevmemek bir sebep değil yani. Ha, başka bir sebep olması gerek. Sebep olmasına gerek yok. 6.45'te kimle karşılaşacağım onu söyle. Ona göre bir şey yapayım bu hafta. İşte yani o kısmet yani. Herkesin karşılaşacağım. Hayır, hiç gerek yok. Okey, tamam. Peki. Kapatıyorum bu konuyu. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz işte. Bir küçük hazırlık var. Amir bir iki hafta kadar Londra'da bir işi var. Aile ziyareti gibi. O işlerini halledecek. Ben her zaman gibi çok yalnızım yani. Merhaba. Ben şu alt katta bir yudum suyum kaldı. Onu alıp gelebilir miyim? Tabii. Program yapacak mısınız Kaan? Temmuz'dan sonra. Yani Temmuz'un ortasında falan. O zaman bir sezon finali falan mı bu yani? Yok, devam edeceğiz. Bugün ayın kaçı bugün? Haftaya program olacak mı mesela? Haftaya olamayacak. Metre Londra'da çünkü. Yok. O zaman bir daha Temmuz'da yani. Evet, Temmuz gibi. Ankara'dayken katılamıyorum yani. İyi ki bugün bağlanmışım. Evet. 15. Nisa tahmin ediyorum ki Temmuz'un ikinci haftası olur. Tamam işte ben 3. haftası gibi İstanbul'da olmayı planlıyorum. Okey, gayet iyi. Okey, değil mi? Artık direkt canlı bağlanayım size. Tabii. Canlı, daha yakın nasıl? Tamam. Direkt radyoya geliyormuşum, nasıl? Yani hoş olur ama almayız. Ay, almayın, tamam. Ay. Ama yani radyodan çıkışta tabii ki bir iki boğazımızı ıslatacak bir iki bir şey. Yani alkol kullanmıyorum ama. Ben de kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum. Ben de ağırlıkla meyve suyu, bitki özü. Bitki çayı, soda. Evet. İşte şu anda mesela arpa suyu içiyorum. Aynen, o da bitki. Evet. Peki Sezgi, çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz tekrar, haberleşiriz. Görüşürüz, tamam. Temmuz sonu diye konuştuk zaten. Okey. Her ne kadar beni oraya almayacaksanız da. Canım o. Bir giriş yapıyorum. Ne yapayım, kapınızda mı bekleyeyim ya? Allah Allah. Kapıda var, bekleyecek yerler var kapıda. Daha farklı yerlerde beklemeyi tercih ederim. Tercih sizin. Bu arada Ankara'ya yolunuz düşerse tabii ki bekleriz ama Mesut Amir Avrupa'ya gidiyor. Evet. Ben Temmuz sonu İstanbul'dayım. Ağustos Avrupa diye düşünüyorum, evet. Bakalım. Evet. Bu SMDF... Kompleks planlar yaptınız. Tabii. Yani nasıl buluşacağız? Benim hep öyle. Nasıl yapacağız? Plan yapmadan geçinemem çünkü şu an yani. O işleri konuştuk. O eskiden de. Evet, şimdi şu SMDF'yi bir detaylı vermek istiyorum. Sezgi, görüşürüz. Haberleşiriz. Görüşürüz, hoşça kal. Ona da bakacağım zaten Kaan. Tamam, okeydir. Görüşürüz. Ciao. Instagram sayfası SMDFR Private Fest. Arada, ben böyle şeyleri şöyle hatırlıyorum mesela. Onarım ne oldu? Şimendifer. Sizin baş harflerin şeklinde yazarsanız bulursunuz. Lokomotif gibi yani. Lokomotif, evet. Ekuli var. Malt var. Bizim Cenk Erdem'in Cenk'i. Ya Cenk ya. Doğan var. Doğan Yılmaz ilk inerken kolay. Bizim Doğan. Ve bazı birkaç yerel grup daha olacak. Uzun, keyifli bir konser olacak açık havada.
İşte insanlar birbiriyle tanışacak. Bir gece mi? Evet, tek gece 1 Temmuz Cumartesi gecesi. Dolayısıyla tüm Kaybolanlar Kulübü dinleyenlerini de davet ediyoruz. Nerede? Motorlu olanlar. Motorla. Hendek'te şeyden bulabilirler. Hendek'te bir yerde. Hendek'te bir yerde. Evet. Hendek küçük bir yer zaten. Hendek'i bilir mi? Güzel bir yer. Evet, değerli dinleyenler, Kaybolanlar Kulübü 2023-14 Nisan'ı dinlediniz. Bugün aşağı yukarı bugün yaklaşık tam 120 dakikadır. Evet, 120 dakikadır canlı yayındayız bugün. Canlı yayındayız. Şunu da söyleyelim. Harika bir sezon geçirdik. Önümüzdeki 2,5-3 hafta diyelim yaklaşık. Temmuz'un başına kadar ki. Temmuz'un ikinci haftası gibi. Temmuz'un 15'i 20'sine kadar. Evet. Ki dönemde de şeyiz. Bayağı seferi olduğumuz için canlı yayınları aksatacağız. Ama salı ve perşembe geceleri tekrar yayınları radyodan dinleyebilirsiniz. YouTube kanalından da. Kaçırdığınız her şeyi YouTube kanalımızdan, Kaybolanlar Kulübü Official YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz her zaman. Kaybolanlar Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendim. Amir, her zaman olduğu gibi kısa bir programı özet. Çünkü çok önemli konular konuştuk. Ki ben birçoğunu da dinleyemedim yani. Bugün ben de bir kısmını dinleyemedim açıkçası. Kulağıma geldiği kadarını aldığım notlarla şöyle bir şey yapacağım. Bugün özellikle Okyanusya ülkelerinde aşırı melezleşmiş kabilelerden yola çıkarak bağımlılıklar üzerine yoğunlaştık. Bağımlılık. Süt ürünleri. Bakınız dedik. Süt ürünleri, keçi, eşek, at, deve, deve kuşu. İnançlara yöneldik. Vejetaryanlık. Budizm, sofuluk, menteşilik, Jean-Jacques Rousseau, Oscar Wilde, Kızıl Maske. Jean-Paul Gaultier, Tina Turner, Paul McCartney, yosun bilimlerini konuştuk. Denizaltı, deniz üstü yosun. Renkler. Kırmızı. Mavi. Beyaz.
Cin. Motosiklet. Yol. Ve dünya üzerine konuştuk. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023'te 14. nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. İnanın kalmak isterdik burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar sizlerle birlikte. Hayatı, kadınları, aşkları, hafif esen rüzgarları, aniden kararan gökyüzünün tersden gelen bir güneş ışığıyla pırıldaması. Konuşmak isterdim. Ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Değerli dostum Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isteriz. Değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenleri. Tabii eğer bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur. Hoşçakalın.